devleti olarak Azerbaycan'ın yanında olduk. Dayanamadılar, bir üç gün dayanamadılar. Allah'ın izniyle bu millet ayağa kalktı mı ne yapacağını çok iyi bildikleri için bütün projeler Türk milleti, Müslüman Türk milleti üzerinde oynanıyor. Bugün Türk milletinin gençleri namaz kılmıyorsa Netanyahu seviniyor. Obama seviniyor. Biden seviniyor. Allah ekber. Allah ekber. Katil İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail Filistin'den defol. Kudüs'e sahip çıkmak imani bir görevdir. Ümmet şuurunun bir gereğidir. Kudüs'e sahip çıkmak Müslümanlığın bir gereğidir. Kudüs'e sahip çıkamayan İstanbul'a sahip çıkamaz. Kudüs'e sahip çıkamayan Kozan'a sahip çıkamaz. Kudüs'e sahip çıkamayan şu Anadolu topraklarına, şehit topraklarına sahip çıkamaz. Tekbir! Allah ekber! Tekbir! Allah ekber! Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık! Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık! Kudüs'e Osmanlı 401 yıl, 3 ay, 6 gün sahip çıktı, huzur geldi. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethetti, huzur geldi. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Kudüs'te barış oldu. Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Kudüs'te barış oldu. Ve barış ne zaman sona erdi? 1099'da Haçlılar, Haçlı sürüsü gitti Kudüs'ü işgal ettiler. Tam atların üzengisine kadar varan noktada maalesef insanların kanı attı. Katlettiler oradaki insanları. Ve şimdi de İsrail kafirleri oradaki Müslüman kardeşlerimizi katlediyorlar. Öldürüyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar. Ama Allah'ın izniyle hepsi bir kahraman olacak, çıkacak. Hepsi bir El Kassam Tugay olacak. Hepsi bir Rantisi olacak. Hepsi bir Abdülhamit Han olacak. Hepsi bu Anadolu çocuklarının kahramanları olacak. İsrail kafirini Akdeniz'e dökecektir Allah'ın izniyle. Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık. Kardeşlerim, bu katliamları yapanları biz çok iyi tanıyoruz. Onların seceresini, zihniyetlerini çok iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte Çin'de, Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yapmış oldukları katliamlardan tanıyoruz. Kardeşlerim, 1099'da Kudüs'te yapmış oldukları katliamlardan tanıyoruz bunları. Kardeşlerim, Irak'taki yapılan katliamlardan, Felluce'de yapılan katliamlardan, Ebu Gureyb hapishanesinde ırzına geçilen bacımızdan tanıyoruz. Bugün Suriye'yi işgal edenlerden tanıyoruz. Bugün Mısır'da Sisi kafirini başımıza dikip insanlara zulüm yapan o kafirleri çok iyi biliyoruz biz. Onları iyi tanımamız lazım. Somali'den biliyoruz, Yemen'den biliyoruz. Kardeşlerim, başka nereden biliyoruz? İşte 60 darbesinden biliyoruz. 80 darbesinden biliyoruz. 71 muhtırasından tanıyoruz. 28 Şubat'tan tanıyoruz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden tanıyoruz. Bugün bu emperyalistlerin bütün planlarını bozabilmemiz için onların çıkarlarına bizim engel olmamız lazım. Bugün İncirli Güssü, bunların işte hain 15 Temmuz darbesine destek verdikleri yer. İşte bugün 28 Şubat darbesini organize ettikleri yer. 80 darbesini planladıkları yer. İşte bugün PKK'ya ve PYD'ye silah verip askerimizi, polisimizi şehit ettikleri yer. Bu fitne yerinin derhal kapanmasını istiyoruz. Millet olarak istiyoruz. Müslüman olarak istiyoruz. Ve bu Anadolu toprağının çocukları olarak hasreten istiyoruz. Bunun için de her türlü büyük ve şeyleri ödemeye hazırız arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, bir de Malatya Kürecik radar üssü var. Bu Malatya Kürecik radar üssü belki çoklarımızın duymadığı bir üs. Ancak bu da yine İsrail'e hizmet ediyor. Kassam Tugaylarının, İslami Hareket'in atmış olduğu füzelerin sinyaller oradan gidiyor. Diyor ya İsrail kafirleri, Hamas'ın attığı füzelerin işte 5 tanesini, 10 tanesini, 50 tanesini düşürdük. O düşürdükleri füzelerin sinyalleri maalesef ve maalesef bu Anadolu toprağından giden sinyallerle tespit ediliyor. Ağlar mısın, güler misin, yoksa bir boş mezar olup yatar mısın kardeşlerim?
Bunları dile getirmemiz gerekiyor. Yöneticilerimize Allah hayırlı kararlar almasını nasip etsin. Gazze ile hayırlı kararlar almasını nasip etsin. Anadolu toprakları ilgili hayırlı kararlar almasını nasip etsin. Ordumuza mevlam güç kuvvet versin. Polisimize güç kuvvet versin. Amin. Polisimize güç kuvvet versin. Bu Anadolu toprakları güçlü olursa bugün Kudüs güçlü olur. Anadolu insanı güçlü olursa bugün Suriye güçlü olur. Anadolu insanı güçlü olursa bugün Allah'ın izniyle Libya güçlü olur. O nedenle aslan bu topraklarda güçlü. Aslan bu topraklarda kalkacak. Bu topraklarda bu aslanın kalkması için bu milletin camiye gönülden bağlı olması lazım. Cuma namazlarını nasıl ki dolduruyorsak sabah namazlarını da doldurmamız gerekiyor. Allah!